Konuğumuz var ana haberimize. Doktor Ali Ünsal bizlerle birlikte. Kendisi efendim AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan adaylığını açıkladı ve kendisiyle bu süreci konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz. Bu yoğun mesai içerisinde bizlere de zaman ayırdınız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi kamuoyu sizi yakından tanıyor. Evet. Biz bir daha size Ali Ünsal kimdir diye sormak istiyoruz. Evet, öncelikle tüm izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. 24 Kasım münasebetiyle başta kendi öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyorum. Efendim ben 1972 Kahramanmaraş doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldum. Ve sağlık alanında çalışmaya başladım. Özel hastanelerde, kamu hastanelerinde, STK'larda çalışmalarımız oldu. Kahramanmaraş'ta Tabip Odası Başkanlığı da yaptım. Hekimlerimizin ve sağlık camiamızın sorunlarıyla yakından ilgilendikten sonra 2014 yılında AK Parti meclis üyesi olarak 12 Şubat Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Evet. 10 yıldır başkan yardımcısı olarak hizmet etmekteyim. 10 yıllık bilgi birikimimi, tecrübemi, inancımla birleştirerek 12 Şubatlılara hizmet etmek gayesindeyiz. Evet, hayırlı olsun diyelim tekrardan ki siz bu şehirde doğdunuz, bu şehirde büyüdünüz, bu şehri yakından tanıyorsunuz. Evet. Ki belediyecilik noktasında da çok ciddi bir tecrübeniz var 10 yıldan beri. Hani bu şehirde belediye başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütüyorsunuz. Seçildikten sonra bizleri bekleyen çok ciddi projeler vardır mutlaka. Şimdi projelerinize dair, hani hepsini burada konuşma imkanımız yok mümkün ama. Mümkün değil tabii evet. ki. Ben öncelikle projelere geçmeden önce biz bu zamana kadarki tecrübe, samimiyet ve gayretimizle heyecanımızı hiçbir zaman yitirmeden çalışacağız. 12 Şubat'ımız için hep daha iyiye vizyonuyla hareket edeceğiz. Bu düsturla yola çıktık. Evet. Bismillah dedik, yola çıktık. Tabii niye yola çıktık? 10 yıllık bir belediyecilik geçmişimiz oldu. Şehrin hafızasına ve deprem hafızasına sahibiz. Bu şehir büyük bir felaket atlattı. Dolayısıyla yaraları hızla sarmak ve şehri ayağa kaldırmak zorundayız. Bu bağlamda bu hafızaya sahip insanların buralarda görev yapması gerekiyor. Kesinlikle. Biz bu yüzden taşın altına elimizi koyduk. Her zaman dediğim gibi liyakat ön planda olmalı. Biz de 12 Şubat Belediyesi için bu tecrübeye sahibiz. Bunu sahada yansıtmak istiyoruz. Evet. Projelere. Değinelim. Şimdi öncelikle insan odaklı olarak çalışacağız. Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bundan öncesinde de bir pandemi süreci yaşadık. Dolayısıyla önce insana dokunmamız lazım. Şehrimizde depremden sonra dışarı göç oldu. Ticaret ve Sanayi Odası'ndan aldığımız bilgilere göre 100 bine yakın insanımız göç ettiği söyleniyor. Evet. Dolayısıyla sanayi şehri olan Kahramanmaraş'ta ciddi manada kalifiye eleman ihtiyacı var. Kahramanmaraş'ta çalışan kalifiye elemanların bir kısmı dışarı göç etmişler. Bizim barınma sorununu çözmemiz lazım öncelikle. İkinci çözmemiz gereken iş yerleri yıkıldı evet. vatandaşlarımızın. İş yerlerini hayata geçirebilecek projeler yapmamız lazım. Bizim düşüncemiz birinci etapta sosyal konut alanları üretmek. Yani TOKİ'nin ve devletimizin yaptığı konutlar gayet hızlı bir şekilde ilerlemekte. Ama bunun bir tarafından da belediyelerin tutması lazım. Evet. İnsanlarımızın sosyal alanlarıyla beraber siteler oluşturarak yaşayabileceği yerleri yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu geçmişte yaptık, bir örnek vereyim. Benim de başkan olduğum kooperatifler kurarak belediyemiz konut çalışması yapmıştı. Depremden 8 ay önce, burada fiyatını da söyleyebilirim, 3+1 konutları teslim ettik. Tam 8 ay önce. Maliyetleri 240 bin lira ile 260 bin TL arasındaydı. 100 metre konutları insanlarımıza teslim ettik. Şu an hasarsızlık raporları ver, gönül rahatlığıyla oturuyorlar. Evet, çok önemli. Biz bu tecrübemizi inşallah gelirsek artarak devam edeceğiz. Birinci olarak insanların barınma problemini çözmüş olacağız. Barınmayı çözdükten sonra kalifiye elemanların tabii çalışacakları yerler de lazım.
12 Şubat bölgemizde bir küçük sanayi sitesi yok maalesef. Evet. Şehir büyüdü. Aşağıdaki küçük sanayi sitesi yetersiz hale gelmeye başladı. Tabii bunu sadece 12 Şubat Belediyesi tek başına da yapamayabilir. Büyükşehir Belediye'mizle beraber ortaklaşa, kafa kafaya vererek küçük sanayi sitesi çıkartmamız lazım ki insanlarımız bu konteyner çarşılardan kurtulsun. Evet. Öncelikle hedefimiz depreme yönelik insanlarımızı hem barınabileceği hem çalışabileceği yerler yapmak. Şimdi bu işini hallettikten sonra zaten gerisi kendiliğinden gelecektir. Gerisi kendiliğinden gelir. Zaten 12 Şubat Belediyesi bu ana kadar da vizyon projelerle 13 Şubat ilçesini yaşanabilir bir hale getirmişti. Evet, bu çok önemliydi. Çünkü Hanifi Başkan hakikaten taşıması gereken en üst seviyeye taşıdı. En üst seviyeye getirdi. Bundan sonra biz deprem odaklı çalışıp insanlarımızın barınma ve iş yeri sorununu çözmemiz lazım. Peki, tekrardan hayırlı uğurlu olsun başkanım diyelim sizlere. Teşekkür ediyorum. Var mı ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey? Bir üçüncü aklımızdan geçen projede. Bundan önceki Tarım Bakanımız biliyorsunuz Vahit Kiliç milletvekilimiz. Evet. Onun döneminde Tarım Hayattır projesi başlattılar. Tarım Hayattır. Yani tarım olmadan hayat olması mümkün değil. Doğru. Biz tarıma da önem verip kırsal alanlarımızı kooperatif kurarak, oradaki vatandaşlarımızı bu kooperatif ortak yaparak üretime yönlendirmemiz lazım. Hem arsalarımız değerlenecek, hem üretime katkıda bulunacağız, hem de oradaki vatandaşlarımızın ekonomik gücüne katkı sağlamış olacağız. Ki 12 Şubat'ın da çok ciddi bir potansiyeli var bu tabii konuda. 2415 metrekare bir alana sahibiz. Çok büyük bir alan. Yani, bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet yani. Üstad Necip Fazıl Kısakülen dediği gibi, sınai ve zirai hamleleri yapmazsanız yok olup gidersiniz. Biz bu hamleleri yapacağız inşallah. Doğru demiş yani, pandemide gördük. Pandemide gördük. Pandemide yaşadık. Peki başkanım, teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Var mı ilave etmek istediğiniz ederim. Herhangi bir şey? Hayırlı yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ olun.